hoş geldiniz. Programın akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, protokol konuşması ve proje sunumu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün karakterinin sahne gösterimi, Mehmet Akif Ersoy karakterinin sahne gösterimi, ana sınıf sabah grubundan Tomri Satun, Halide Edip adı var, Mehmet Akif Ersoy karakterinin sahne gösterimi, Türk büyüklerinden Mama Hatun, Kanlı Sultan Süleyman, Turut Reis karakterinin sahne gösterimi, ana sınıfımız sabah grubunun rol gösterisi, Türk bilim insanımız İbn-i Sina ve Hazar Fen Çelebi karakterinin sahne gösterimi, Milli Mücadele'nin kadın kahramanı Halide Edip adı var, Halime Çavuş, Kara Fatma, Şerife Bacı, Kılavuz Hatice, Çete Ayşe, Nena Hatun, Nezahat Onbaşı, Tayyar Rahmiye karakterinin sahne gösterimi, Türk sporuna damga vurmuş toz koparan İskender, Koca Yusuf, Metin Oktay, Lefter, Naim Süleymanoğlu karakterinin sahne gösterimi, Nasrettin Hoca karakterinin sahne gösterimi, Türk Edebiyatı'nda yer edilmiş şairimiz Nazım Hikmet ve Cari Sıkkı Tarancı karakterinin sahne gösterimi, Gönül Adamı Mevlana karakterinin sahne gösterimi ve semazenler, halk ozanlarımızdan Karacaoğlan, Neşet Ertaş sahne gösterimi, okulumuz halk oyunları ekibinin göresel oyun gösterisi, hatıra fotoğrafı çekimi, okulumuz öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin gezilmesi ve kapanış. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, edebiyete intikal etmiş Türk büyükleri ve aziz şehitlerimiz adına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Çocuklar, Diyarbakırlı çocuklarımızla buluştu. Projemizin platform başkanı Ahmet Ortadeveci, genel koordinatörü Esma Karadağ ve bölge koordinatörümüz Şaban Korkmaz'a teşekkür ediyoruz. Projemizin amacı çocuklarımızın sahte kahramanların ve dijital bağımlılığın hüküm sürdüğü günümüz dünyasından alıp onlarla tarihimize yolculuk yapıp gerçek kahramanlarla tarihi mücadelede yer alan isimlerle tanıştırmak. Onların hayat hikayelerinden yola çıkarak araştıran, sorgulayan, üreten, mücadele eden, geleceğe etki edecek yetişkinler olmalarını sağlamak.
Bu doğrultuda 2 haftalık bir süreçte okulumuzdaki öğrenci, veli ve öğretmenlerimizle birlikte bir heyecanla projeye dahil olduk. Projenin gelecek yıl tüm Diyarbakır'da uygulanması için ilçemizde belirlenen okullardan bir tanesi olarak sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışırken projemizin çocuklara katkıları, velilerimizden aldığımız olumlu dönütler, öğretmenlerimizin projeyle alakalı görüşleri sonucunda ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gördük. Sözlerimi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu dizeleriyle sonlandırmak istiyorum. Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Gelin hep beraber bu yolda üzerimize düşeni yapalım. Teşekkür ediyorum. Değerli ilçe müdürüm, değerli okul müdürlerim, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesi, tarih yazan çocuklar Mesut Yılmaz İlkokulu'ndaki şenlikte hep beraber çocuklarımızı izleyerek çocuklarımıza moral vereceğiz. Projemizin amacı ve misyonu çocuklarımızı sanal ve sahte kahramanlardan kurtarıp kendi gerçek kahramanlarımızı tarihe damga vurmuş Mimar Sinan, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Nene Hatun, Aziz Sancar ve Çete Ayşe gibi, yanındaki yavrumuzu gördüğünüz gibi, kitaplarını öğretmenler vasıtasıyla çocuklarımıza okutulup daha sonra sınıf sınıf dolaşarak canlandırdığı kahramanı sunması şu demek. Çocuk hem kitap okuyacak hem canlandıracak ve 100 kahramanı okuyan çocuğa da madalya verilecek. Şimdi burada bu projenin amacı vatana, millete hayırlı birer vatandaş olmaları için herkes taşının altına elini koyuyor. Dolayısıyla burada öğretmenlerimize çok iş düşüyor. Bu 9 tane okulumuzun programında gördüğüm kadarıyla öğretmenlerimiz o kadar özveriyle çalışıyorlar ki ben bu okul yönetimine ve öğretmenlerimize sizden alkış istiyorum. Kuvvetli bir alkış. Evet değerli misafirler, gelecek kahramanları fazla bekletmeyelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ediyoruz konuşması için Şaban Bey. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve istikbal ışığısınız. Memleketteki asıl ışığa boğacak sizsiniz. Kendinizi ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz diyerek geleceğimizi çocuklarımıza emanet eden Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le başlıyoruz. 4E sınıfından Kayra Oktay Ataş'ı sahneye davet ediyorum. Merhaba, ben Mustafa Kemal Atatürk. 1881 yılında Selanik'te doğdum. Babam Ali Rıza Efendi, annem Zübeyde Hanım'dır. Makbule isminde bir de kız kardeşim var. Küçükken hayaller kuruyordum. En büyük hayalim asker olmaktı. Çanakkale cephesinde komutan oldum. Bütün halk vatanımız için canını feda etmeye hazırdı. Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum dediğimde savaşı kazanacağımıza inancımız tamdı. Vatanımızı düşmanlardan kurtarmak için Kurtuluş Savaşı'nı başlattık. Çocuklarımızla, kadınlarımızla, askerlerimizle birlikte yurdumuzun her yerinde mücadele ettik. Kurtuluş Savaşı'nı kazandık. Kongreler yaptık. Büyük Millet Meclisi'ni açtık. Cumhuriyeti ilan ettik. Oy birliğiyle ilk cumhurbaşkanı ben oldum. Her alanda yenilikler yaptık. Kanunlar çıkardık. Ben eğitime ve bilime çok önem verdim. Siz de kitap okuyun, müzik dinleyin. Geleceğe bilimle bakın, emanetlerinize sahip çıkın. Sizi seviyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben
ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş ser gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmağın taşarım. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy. 4 E sınıfından Hasan Efe Erdem'i sahneye davet ediyorum. Arkadaşlar ben Mehmet Akif Ersoy. 1873 yılında İstanbul Fatih'te doğdum. Şair, fikir adamı, yazar ve müthişim. İstiklal Marşı'nın yazarıyım. Beni yakından tanımak ister misiniz? Babam Mehmet Tahir Efendi, annem Emine Şerife Hanım'dır. Çok hareketli ve çok zeki bir çocuktum. Okuma yazmayı çok severim. Birçok okulda öğrenmenlik yaptım. Birçok şiir yazdım. Yazdığım şiirler çok beğeniliyordu. O yüzden gazete dergilerde yayınlanıyordu. Ülkemizin bağımsızlığını kazanmak için İstiklal Marşı'nı yazmaya karar verdim. İstiklal Marşı'nı tamamlayıp Meclis Kürsüsü'nde okudum. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen az sancak. Sönmeden yurdumun üstüne tütenen sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimin ancak. Çatma, kurban oyum şehrinin ey nazlıyla. Kahraman ırkıma bir gül, ne şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Haklıdır hakka tapan milletimin istikrar. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Dünyayı çocuklara verelim, hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim, oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızlar arasında, dünyayı çocuklara verelim. Ana sınıf öğretmenimiz Saadet Düzü, öğrencileri Hatice Kübra Güzel, Halide Edip Adıvarı, Üveyt Çatak, Mehmet Akif Ersoy'u, Sümeyye Aktaş, Tomris Hatun'u canlandırmak üzere sahneye davet ediyorum. Akademisyen ve öğretmenim. Halide Onbaşı olarak da bilirim. Beni tanımak ister misiniz? 1884 yılında İstanbul'da Mor Salkımlı evimizde doğdum. Annem ben küçükken vefat etti ve beni anneannem büyüttü. Anneannem hayatımda en etkilendiğim kişi oldu. Okumayı ve öğrenmeyi çok seven bir çocuktum. Babam eğitimimle ilgili özel öğretmenler gönderip piyano dersleri alırdı. Babamın da isteğiyle Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nde okudum. Bu koleji bitiren tarihte ilk Türk kızı ben oldum. Kitaplarımda kadın kahramanlardan söz ettim. Bu kadınlar güçlü kişiliği olan, haklarını savunan, kültürlü, müzik, resim dalında yetenek sahibi, yabancı dil bilen kadınlardı. Eserlerimdeki asıl amacım toplumda geri planda kalan kadınları fark ettirip öne çıkarmaktı. Sinekli Bakkal romanım Türkiye'de en çok baskı yapan roman olmuştu. Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetimizin ilanına kadar birçok görevlerde yer aldı. Türk kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla pek çok yerde konferanslar verdim. Dış ülkelerde en çok tanınan Türk yazarı olmuştum. Kitaplarımdan bazıları İngilizce, Fransızca, Almanca gibi pek çok dile çevrildi. Kadınlar, annelerimiz bizim ilk öğretmenlerimizdir. Bu nedenle kitaplarımda kadın ve çocuk eğitiminin öneminden bahsettim. Sizler de ne şartlar altında olursanız olun, inandığınız ve yapmak istediğiniz işler için mücadeleden asla ama asla vazgeçmeyin. Arkadaşlar ben Tomris Hatun. Dünya tarihine damga vuran ilk Türk kadın hükümdarı Altınlı
babanın torunuyum. Bana sakalların kraliçesi derler. Beni yakından tanımak ister misiniz? Tomris demir anlamına gelir. Biz sakalların büyük bir derdi vardı. Paslar. Paslar bize hep saldırdılar, bir sanıyordu. Fakat ben hep barıştan yanaydım. Bir gün savaş açıp kazandılar. Savaşın ertesi günü durmadım ve ordumla paslarını kendine saldırıp zafer elde ettim. Evet, ben Tomris Hatun. Dünya tarihine damga vuran ilk Türk kadın hükümdarım. Türk kültürlüğünde yetişmiş barışçıl, şekil, güçlü bir kadınım. Arkadaşlar, ben Mehmet Akif Ersoy. 1873 yılında İstanbul Fatih'te doğdum. Şair, fikir adamı, yazar ve mütercimim. Hepinizin bildiği İstiklal Marşı'nın yazarıyım. Beni yakından tanımak ister misiniz? Babam zamanın profesörlerinden Mehmet Dair Efendi'dir. Sevgili babacığımın ilme olan merakım ve istediğimden çok hoşlanırdı. Babamın derslerinde dinleyen en küçük öğrencisi bendim. Okulumu birincilikle bitirdim. Fransızca öğrendim. Ülkemizin bağımsızlığı için şehir şehir dolaşıp bir ve beraber olmamız gerektiğini tüm içtenliğimle anlattım. Arkadaşım Hamdullah Sübeyi'nin ısrarıyla milli marşımızı yazmaya karar verdim. İstiklal Marşı'nı tamamlayıp meclis kürsüsünde okuduğum zaman herkes ayağa kalkmış, gözyaşları içinde alkışlıyordu. Şimdi de sizlere İstiklal Marşı'nı gönülden okumak istiyorum. Korkma, sönmez bu şafaklarda izen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benimdir ancak. Çatma, kurban olayım, çevrin ey naslıyla. Kahraman ülküme bir gün ne bir şiddet bu cela. Sanılmaz dökülen kanlarım son neyla. Hakkıdır, hakkı tapan milletimin istiklal. Teşekkür ediyoruz, ağzına sağlık. Adaletle hükmedersen her günün ibadet sayılır. Kanuni Sultan Süleyman, 4E sınıfından Yusuflar Şimşek'i sahneye davet ediyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Kanuni Sultan Süleyman. Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. Padişahı 89. İslam Halifesiyim. Bana batıda muhteşem Süleyman Davud'a kanun derler. Beni tanımak ister misiniz? Trabzon'da doğdum. Babam Yavuz Sultan Selim, annem Ayşe Afsa Hatun'dur. Hareketli, merak eden, sorgulayan, bilme aşık bir çocuktum. En büyük hayalim ülkemin sınırlarını genişletmekti. Bunlardan sonra babam beni 10. Osmanlı Padişahı olarak tahtın başına geçirdi. Belgrad ve Rodos Adası'nı keşfettim. Doğuya batıya 3 büyük sefer düzenledim. Devletimin şanına şan, kültürüne kültür, topraklarına toprak kattım. Erzurum Melikesi, güçlü, kararlı, yardımsever Türk kadını hükümdar Mama Hatun'u sahneye davet ediyoruz. 4B sınıfından. Hükümdarlığımda kendime ait ordular
Teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Devleti çıkarların her şeyin üstünde tutan Osmanlı Devleti'nin yetiştirdiği büyük denizci Tuğrul Reis, 4. sınıfı sınav sınıfından Miraç Araşborgu'nu sahneye davet ediyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben Turgut Deniz. Osmanlı İmparatorluğu'nu yetiştirdiği büyük denizcilerden biriyim. Beni yakından tanımak ister misiniz? 1485 yılında Bodrum'un kahve gününe dünyaya geldim. Babam yoksul bir çiftçiydi. Gençliğimi çobanlık yaparak geçirdim. Ok ve mızrak kullanmada yetenekli olduğum için Osmanlı askerlerine dikkatini çektim ve beni Osmanlı ordusuna aldılar. Zamanla başarılı bir denizci ve topçu haline geldim. Barbaros Hayrettin Paşa ile tanıştım. En büyük hayalim bir gemim olması ve gemi kaptanı olmaktı. 25 yaşında hayalimi gerçekleştirdim. Bir gemim oldu ve gemi komutanı oldum. Zamanla ünüm tüm Akdeniz'e yayıldı. Barbaros Hayrettin Paşa ile birlikte Provaze Deniz Savaşı'na katıldık. Ve Provaze Deniz Savaşı'na çok büyük katkım oldu. Ve Provaze Deniz Savaşı'nı kazandık. Önümü duyan Kanuni Sultan Süleyman Bey'in yanına İstanbul'a çağırdı. Devlet hizmeti aldım. Devletimi hizmeti yerine getirdim. Ve her zaman devletin çıkanlarını kendi çıkanımda üstün gördüm. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sevgisin, şefkatsin, aşksın. Hasretsin, özlemsin, huzursun. Yaşama kaynağı, sebebim, nefesimsin. Ömrümün mutlu yüzü, sonsuzum. Bana bir hayal, gülümse çocuk. Ana sınıfı, sabah grubu rol gösterisiyle sahneye davet ediyorum. Melike Hanım, buyurunuz. Alkış. Yes, sir.
teşekkür ediyoruz bu gösterisi için. Okul çocuk, insan oku, kitap oku, okuduklarını anla, bil çocuk. Geçmişini bil, atanı bil, vatanını bil. Doğru yolundan şaşma. Aletlerin en faydalısı kalemdir. Bir şişe mürekkep, bir külçe altından hayırlıdır. Modern bilim kurucusu, büyük üstad İbn-i Sina. 4E sınıfından Ada Özdemir'i sahnede ödülüyor. Ben İbn-i Sina, Ortaçağ Modern Bilimin kurucusu ve hekimlerin önderi olarak bilinirim. Batılılar bana büyük ustadlar. Ömrüm kitaplar içinde geçti. Ağustos 1980'de Özbekistan'da dünyaya geldim. Annem Seterah, babam Abdullah bin Sina'dır. İlk eğitimimi ailemden aldım. Felsefe, tıp, matematik, geometri gibi konuların konuşulduğu bir evde büyüdüm. Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğimde 10 yaşındaydım. Daha sonra edebiyat, dil, fıkıh, akaid, tıp ve geometri üzerine eğitimler aldım. Öğrencilerim beni doktor, gökbilimci, yazar ve düşünür olarak tanıdı. Doğa ve bilim üzerine araştırmalar yapmak da benim için çok büyük bir keyifti. Öğrendiklerim sayesinde 997'de Buhara Şehzadesini iyileştirdim ve böylece saray kütüphanelerin kapıları bana ardına kadar açıldı. Orada felsefe ve tıp alanına çalıştım. Bilgilerimi 200'e yakın kitapla insanlığa aktardım. Sevgili arkadaşlar, yeteneklerinizi keşfedin. Öğrenmek için çalışın, paylaşın. Göreceksiniz ki başarılı olacaksınız. Teşekkürler, sağ olun. Kuşlar gibi uçmak insanların hep hayali olmuştur. Kendi yaptığı kanatlarla uçmayı başaran Hazar Fen Çelebi, 4B sınıfından Hamza Getiren'i sahneye davet ediyorum. Arkadaşlar, ben Hazar Fen Ahmet Çelebi. 17. yüzyılda yaşamış Müslümanım. Türk bilginiyim. Dünya tarihine Osmanlı'da ilk uçan insan olarak adımı yazdırdım. Hayatımı bilime adadım. Gök bilimlerine ve uçmaya aşığım. Çeşitli fen ve sanat dallarının üstadı olduğum için sahibi bir fenli anlamına gelen Hedefen lakabını adlandırıldım. 1609 yılında İstanbul'da doğdum. İstanbul o zamanlar sanki küçük bir köy kadar sessiz, masallardaki gibi güzel ve yemyeşildi. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Gel, yine gel, ister kafir ol, ister putperest, ister 100 kere bozmuş ol tövbeni, ümitsizlik kapısı değil bizim kapımız, nasılsan öyle gel. Anadolu insanının manevi mimarlarından Gönül Adamı, Mevlana Celaleddin ve Semazenler. 4 el sınıfından Enis Özül sahneye bakıyor. Thank you.
gösteri için teşekkür ediyoruz. Merhaba arkadaşlar, benim adım Memlana Celalettin. 1207 yılında Afganistan'ın sıraları içerisinde Horasan ülkesinin Bel şehrinde doğdum. Babam Bahattin Veled, annem ise Mümine Hatun'dur. Yaklaşmakta olan Moğol istilası nedeniyle Belh'ten ayrıldık. Anadolu'nun birçok ilinde yaşadım. Konya'ya davet edildik. Daveti kabul edip Konya'ya yerleştik. Birçok öğrenci yetiştirdim. Öğrencilerim tarafından Mevlana Celaleddin diye anıldım. Kim olursan ol gel sözümle insanları dilimizin güzelliklerine davet ettim. Yedi ödüm ise şunlardır. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi. Şefkat ve merhamette güneş gibi. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi. Hiddet ve asabiyette ölü gibi. Teazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi. Hoşgörülükte deniz gibi. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi. Teşekkür ederiz. Yediyordu Elif tanrısını kara geceden gecede. Sanki Elif inceliyordu, uzuyordu. Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar. İniyordu dağın ardı yasta. Her bir heceden heceden. Milli mücadelenin kadın kahramanlarındayız şimdi. 4E sınıfından Kayra Oktay Ataş, Irmak Mehmetoğlu, Ahmet Demir'i sahneye davet ediyorum. Kara Fatma. Görüşmek ister. İsteği bizden. Buyurun hanımefendi. Paşam sizi bekler. Paşam 5 dakikanızı bana ayırın. Hoş geldiniz hanımefendi. Sizi dinliyorum. Hoş bulduk. Ben Fatma Seher. Erzurum'da doğdum. Erzurumlu Yusufhan'ın kızıyım. Bizim oralarda kar günlerce yağar. Pencerenin kenarına geçer. Güçlü, çok güçlü bir kadın olmanın hayalini kurardım. Hayal kurmaktan, dua etmekten hiç vazgeçmedim. Ailem yüreğim vatan sevgisiyle indirmişti. Milli mücadelede sizinle olmak istiyorum paşam. Ata binmeyi, silah kullanmayı bilir misin Fatma? Evet paşam. Keşke bütün kadınlar senin gibi olsaydı Kara Fatma. O günden sonra adım Kara Fatma olarak kaldı. Kuvaya gücünün başına geçerek birçok görevde bulundum. Yunanlara esir düştüm. Bir yolunu bulup kaçtım. İstiklal madalyasıyla ödüllendirildim. Bana verilen maaşı Kızılay'a bağışladım. Unutmayın çocuklar, şerefli bir yaşam en büyük servettir. B sınıfından Ercin Bilgiç'i sahneye davet ediyorum. Halide Edip adı var. Türk'ün ateşle imtihanı, ateşten gömlek, kalp ağrısı, Zeynoğlu'nun adlı eserlerim, Kurtuluş Savaşı sırasında şahit olduğum eserlerimden. Teşekkür ediyoruz.
4E sınıfından Nilberen Dolu'yu sahneye davetliyoruz Halime. Sükeyna Kaya'yı sahneye devrediyorum. Şerife Bacı. Ben Şerife. Şerife Bacı olarak tanınırım. 1900 yılında Kastamonu'da doğdum. Milli mücadelenin kadın kahramanlarından biriyim. Öyle alıp ulanlara dilim dönmez benim. Köylüyüm ne de olsa. Köyüm mü? İnebolu'da. 20 yaşındaydım daha. Elif'im süt bübesi. Bir kindi vakti teller ışıttım minareden. Ey ahali diye bağırdı. Mermi taşınacakmış. Yoksa vatan nereden gidermiş. Vatan nereden gider mi hiç. Ölmedik ya biz daha. Aldım Elif'imi koynuma. İhtiyar öksümü bağladım kanıya. Kaçıncı geceydi bilmiyorum ama mermiler kar tipiye döndü. Elif'imi mermilerin arasına yatırdım. Üstünü örttüm. Kışlaya varmadan uyuyakalmışım. Uyanamadım bir daha. Askerler Elif'imi de mermileri de bulmuş çok şükür. Biz öldük ama vatan elden gitmedi. Teşekkür ediyoruz. 4B sınıfından Mekselina Güvenci sahneye davetliyorum. Çete Ayşe. Doğdum. Aydın'da yazlar sıcak, kışta ıslayalık geçerdi. İklimimiz gibi insanlarım da sıcakkanlıydı. Günler böyle geçerken aylar yılları kovalamış. Ben 23 yaşıma gelmiş, evlenmiş iki çocuk sahibi olmuştum. Düşmanlar postaladı. Efeler ilçesi Aydın'a gelmişlerdi. Korkarak evde oturamazdım. Bu yüzden hazırlandım. Kocam Çanakkale'de şehit düşmüştü. Bu yüzden yanıma birkaç kadın alarak yola çıktım. Yoldan kocamdan tek hatıra kalan altın küpelerimi satarak bir tüfek aldım. Bu zorluklara rağmen elimden ne gelirse yaptım. Bir yol buldum, dağa çıktım. Dağda Yörük Ali Efe'nin grubuna katıldım. 7 Eylül 2019 tarihinde savaşa girdim ve savaştım. Elimden ne gelirse yaptım, mücadele ettim. Teşekkür ediyoruz. 4G sınıfından Beyza Karadoğan'ı sahneye davet ediyorum. Nezahat Onbaşı. Merhaba arkadaşlar, ben Nezahat Onbaşı. İstiklal Harbi'nin sadece kadın kahramanı değil, aynı zamanda çocuk kahramanıyım. Annem Hidayet Hanım, babam ise Halit Bey'dir. Ben Erzurum'da doğdum. Annem bir gün verem hastalığına yakalandığı için beni onun yanına yaklaştırmıyorlardı. Bu yüzden onu çok özlüyordum. Annem bu sebeple vefat ettiğinde ben 8 yaşındaydım. O zamanlar ülkemizde maalesef hala savaşlar devam ediyordu. Vatan için ölmeyi, vatan için dua etmeyi öğrenmiştik artık. Dağdan oyuncaklarıyla oynayan bir kız çocuğuyken İçim birden vatan sevgisiyle dolmuştu. Yaşım küçüktü belki ama savaşta kadın, erkek, yaşlı çocuk ayrımı yoktu. Ben savaşla Çanakkale'de tanıştım. Asker kıyafetlerimi giymiştim. Ben 12 yaşındayken bana onbaşı rütbesi verildi.
Kurtuluş Savaşı devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde benim durumum gündeme gelmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan karar ile İstiklal Madalyası almaya hak kazandığım için çok mutluydum ve kendimle gurur duyuyordum. Ne yapıyorsanız o alanda en iyisi olmak için azimle çalışın. En önemlisi barış içinde yaşamayı kendinize en büyük ülke edinin. Bir de bizleri unutmayın, olur mu? Teşekkür ediyoruz. 4G sınıfından Mübarek Nur Beyazıt'ı sahneye davet ediyorum. Tayyar Rahmiye. Merhaba arkadaşlar, ben Rahmiye. Tayyar Rahmiye diye anılırım. 1890'da Osmaniye'de doğdum. Babam Abdullah Bey, annem de Hatice Hanım'dır. Babam bana küçükken hep çok güçlü bir kızsın derdi. O an içime bir mutluluk düşer ve ben çok kuvvetliyim derdim. Güçlü ve cesur bir kız olduğuma çok inanıyordum. Nitekim bu cesurluğumu milli mücadelede herkes en iyi şekilde görecekti. Milli mücadele başladı. Ben de katılmak istiyordum. Vatanım için ben de savaşmalıydım. Küçük bir birlik kurup ben de savaşa katıldım. Düşman hattından çıkan bütün askerleri hızlı bir şekilde sırtıma alıp bölgemize getirdiğim için bana uçan anlamına gelen tayyar lakabı verildi. Duraklayan çetemi hareketi tekrardan geçirmek için onlara dönüp haydi yiğitler, vatan ve millet bizi bekler diye bağırdım. Her şey çok basitti aslında. Ya istiklal ya ölüm. Öyle de oldu. Bu zaferle vücudum yere değil de milletimin güzel pamukları üzerine düşmüştü. Vücudumda zerre acı yoktu. Tam tersine büyük bir huzur içindeydi. Unutmayın, bu askerler ve ecdalar önce Allah, sonra bayrak, en sonunda da bizler için savaştı. Siz de vatanınızı kimseye ve kimselere kaptırmayın. Teşekkür ediyoruz. 4B sınıfından Lorin Gül'ü sahneye davet ediyorum. Kılavuz Hatice. Arkadaşlar, ben Hatice. Bana Kılavuz Hatice derler. Milli mücadelenin kahramanlarından biriyim. Adana'da doğdum, büyüdüm. Çukurova'nın verimli toprakları üzerinde hemen hemen yetişmeyen ürün yoktu. Sonrasında öyle bir gün geldi ki düşman askerleri Adana'ya kadar geldi. Milli mücadele için elimizden ne geliyorsa yapmaya başladık. Aktif olarak savaşa katılmak istiyordum. Savaş meydanları cenk ediyorduk. Ve ben ise boş durmayıp düşman askerlerini yanlış yönlendirip Türk askerinin eline düşürdüm. Teşekkür ediyoruz. Ne kadınlar vardı, ne kadınlar, ne efsaneler yazdılar. Kurtuluş Savaşı'nda onlar, düşmanı asıl onlar ezdiler. 4G sınıfından Esma Çakır'ı sahneye davet ediyorum. Nene Hatun. Merhaba arkadaşlar, ben Nene Hatun. 1857 yılında Erzurum'da doğdum. Yoksul bir ailenin el üstünde tutulduğum minik bir kızıydı. Anacığım Zeliha Hanım, babam Hüseyin Efendi hayvancılık yapardı. Ben de onların yanında yeni doğan kuzulara yeni yeni isimler verip boyunlarına boncuklar takardım. Mert bir Anadolu kızı olarak yetiştirildim. Babamın güzel kızım, hayvanlara her zaman merhametle davran dediğini dün gibi hatırlıyorum. Annemin pamuk elleriyle yaptığı yufka ekmeği, tereyağı ve peynirli yemeği çok severdim. 93 harbisi başladığında ikisi kız, 6 çocuğum vardı. Çocuklarımdan biri yeni doğmuştu. Ve o zaman işgalciler bizi çok güçsüz sanıyordular. Ama ne büyük yanılgılardılar ki, savaş meydanında sadece bedenler değil, yürekler de çarpışırdı. Onlar zengin olabilirdi ama bizde de iman dolu bir yürek vardı. Size hür bir memleket bırakmak için elimizden ne geliyorsa onu yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Birinci Dünya Savaşı'nda 6 çocuğumdan 3'ü şehit oldu. Bir oğlumu gördüğümde öyle bir sarılmıştım ki o günü asla unutamam. Biz asla savaşı besleyen taraf olmadık ve olmayacağız da. Teşekkür ediyoruz. 4G sınıfından Yaren Yıldız'ı sahneye davet ediyorum. Şerife Bacı.
geldi. Pencere tarlaları verdi. Pencere zamanı geldiğinde tarlalara koşar, büyüklerimiz çalışırken biz de onların taklidini yapmaya çalışırdık. Dört büyük yanı batık annemizi yine çevirip şu köyde büyümek bu çocuk o kadar zevkliydi ki her an koşturan çocuklarını, kahkahalarını elma toplayıp sarıp süren kadın ve erkekleri görebilirdiniz. Her sabah erkenden kalkar hayvanlara yem verirdim. Sonrasında ise kahvaltımı eder, ev şeylerini hallederdim. Zamanın karısı da arkadaşlarımla oyun oynamaya giderdim. Zaman beni yakıp giderken artık evlenecek yaşa gelmiştim. Ailemin izniyle istediğimle evlendim. Savaşlar başlamıştı. Herkes cephaneleri taşıyor, cephaneye gidiyorlardı. Onlar savaşırken bizim oturma olacak iş değildi. Ben de çıktım cephaneleri almak için yola. Yıl 1921'di. Kar dizime kadar geliyordu. Hava buz gibiydi, üşüyordu. Bir adım bile atacak takip kalmamıştı. Bebeğimi aldım, cephanelerin yanına koydum. Sonrasında ise de silahla örttüm. Ve kendimi bebeğim ile cephanenin üstüne siper ettim. Ve şehit oldum. Teşekkür ediyoruz. Dört B sınıfından Behra Nur Onat'ı sahneye davet ediyorum. Halime Çavuş. Severim. Türk sporuna damga vuran sporcularımızdan sırtı hiç mindere değmeyen Deli Ormanlı Koca Yusuf. 4. sınıfa Berhudan Biricik'i sahneye davet ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Koca Yusuf. 1857 yılında Bulgaristan'ın Osmanlı topraklarında dünyaya geldim. Hayata güreşçi olarak başlamıştım. Tel İsmail Pihlivan hocamın yanında hayata güreşçi olarak başlamıştım. Tel İsmail Pihlivan hocam bana karşı inancını hiçbir zaman kaybetmiyordu. Onun en büyük hayali büyüyünce benim çok güçlü bir güreşçi olmasıydı. Ben de onun bu hayalini gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapıyordum. Ve ben Bulgaristan'da çok çalıştığım için Tel İsmail Pihlivan hocam beni Bulgaristan'ın en güçlü güreşçisiyle güreştirdi. Bulgaristan'ın en güçlü güreşçisini yendikten sonra Avrupa'dan davet aldım. Avrupa'dan davet aldığım yer Fransa'nın Paris ilçesiydi. Oraya da gittim. Fransa şampiyonluğu olan güreşçiyi yendikten sonra Amerika'dan da davet aldım. Amerika'ya gittim. Amerika'da da çok sayılar kazandığım için dünyanın en güçlü güreşçisi seçildim. Teşekkür ediyoruz. 4G sınıfından İbrahim Halil Ayçiçeği sahneye davet ediyorum. Toz koparan İskender. Merhaba, ben toz koparan İskender. 15. yüzyılda doğdum. Benim yaşımdaki çocuklar okçuluk, güreş, at binerek büyüdü. Ben atılgan, heyecanlı ve vatanını seven bir çocuktum. Düzenlenen yarışmada okumu öyle bir gelmiştim ki Yıldırım Baba işaret verdiğinde tozu koparak 846 metreye kadar gitmişti. En iyi ustalar bile 500 metreye kadar atabiliyorlardı. Okun gittiği yere taş diktiler. İlerleyen zamanlarda savaşlar başlamıştı. 200'den fazla gemi vardı. Biz 40 okçu etraflarına dizildik ve yaylarımızı gerdik. İskeleye düşman yaklaşmıştı. Paşam demişti ki eğer o bayrağı alırsa askerlerin düzeni bozulurdu. Ben oradan 3-4 kulaç atıp bayrağı alıp paşama verdim. Paşam beni tebrik etti. Teşekkür ediyoruz. 4B sınıfından Samet Çankaya'yı sahneye davet ediyorum. Cep Herkül, Mayım Süleymanoğlu. Merhaba
Ben şu an. Ben de Süleymanoğlu 20 çocuğum. Bu insan. Ben. Ben de Süleymanoğlu 23 Ocak 1967 yılında Bulgaristan'da Kırcaeli'de doğdum. Babam Süleyman Bey, annem Hatice Hanım'dı. Küçüklüğüm Bulgaristan'ın Meslanlı şehrinde geçti. Küçükken spor yapmayı çok seviyorum. 1992 yılında kendi kilomun 3 katını kaldırarak dünya rekoru kırdım ve 3 madalya aldım. Hayatım boyunca 3 olimpiyat, 7 dünya ve 6 Avrupa ve 46 kez de dünya rekoru kırdım ve ben... Valtteri yavaş. Ben olimpiyatlarda yaşanacak bu insanüstü spor olayına kilitlenmiş vaziyette. Unutulmaz bir anın eşiğindeyiz. Hadi Nail, hadi aslanım. Dualarımız seninle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 4. sınıfından Ahmet Akan Öner ve Muhammed Ali Atay'ı sahneye davet ediyorum. Metin Oktay ve Lefter. Ömer kim başlasın? Merhaba arkadaşlar, ben Metin Oktay. 1996 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldim. Annemin adı Fatma, babamın adı Hasan'dı. Futbol oynamaya İzmir'de başladım. Bütün mahalle çocuklarıyla birlikte top oynuyordum. Bizim zamanımızda futbol oynamak bir heves, tutku ve gönül işiydi. Oynayacak kimse bulamadığımda tek başıma duvarları şut çekerek oynuyordum. Ama okulun futbol takımında oynamaya başladım. Amatör takımlarda oynadığım için birçok büyük takımın ilgisini çekmişti. İzmir Spor'da gol kralı oldum. Galatasaray'da oynamaya başladım. Galatasaray'da yüzlerce gol attım. Pek çok kez gol kralı oldum. Çok güçlüydüm. Mücadeleci bir yapım vardı. Kafa gollerinin meşhurdu. Hatta Fenerbahçe'ye davranılan bir maçta top kaleye girmiş, ağları delerek gol olmuştu. İşimizi yapmak çok önemlidir fakat iyi insan olmaktan da asla taviz vermem. Ben Lefter. Forvet oyuncusu olarak forma giymiş bir futbolcu ve teknik direktörüm. Başarımdan dolayı bana Ordinarius lakabını verdiler. Beni yakından tanımak ister misiniz? 1925 yılında İstanbul'daki büyük ada doğdum. Annemin adı Agüero, babamın adı Hirisro'ydu. Adada olduğumuz için geçimizi balıkçılık da yapıyordum. Bir yıl Taksim Spor Kulübü'ne girmeyi düşünüyordum. 1940 yılında Taksim Spor Kulübü'ne girdim. Ve oynadığım 4 yıl askerlik okuyacaktım. Başarımdan dolayı bir dönem oynadığımda Fenerbahçe yöneticileri benim maçlarımı ve gollerimi izliyorlardı. Fenerbahçe'ye transfer olmuşsun diye dediler. Ben heyecanla hemen kabul ettim. Fenerbahçe'de getirdiğim 3 sezonda 135 maçta 100 gole ulaştım. Sonra sezon başka bir İtalya Fiorentina takımına transfer oldum. Orada da bir sezon geçirdikten sonra Fransız OGC takımına transfer oldum. Orada da bir sezon geçirdikten sonra 1953-1954 arasında yine Fenerbahçe'ye transfer oldum. Fenerbahçe'de geçirdiğim o sezonda 400 gole ulaşmıştım. 1954 yılında FIFA Dünya Kupası'nı oynadım. 2 de gol attım. 50 milli takım forması giydim. 9 kez kaptanlık bandı anası giydim. 33 yıl boyunca kimse benim rekorumu kıramadı. 1964 yılında beklenen gözlenmişti. Beşiktaş'a yaptığımız maçta ilk defa bir lig yükselmiştik. 2009 yılında Fenerbahçe Stadyumu'nun yanına gittiğimde heykelimi dikmişlerdi. Artık kariyerimin sonu geldiğini anlamıştım. Ve bu kitabı yazdım. Teşekkür ediyoruz. Güldürürken düşündüren dünyanın güler yüzü Nasrettin Hoca. 4B sınıfından Fatih Çavdar'ı sahneye davet ediyorum. Geburlayın zamanında Anadolu'da aksakallı hoca yaşadığı köye bir çift yol... Merhaba arkadaşlar, ben Nasrettin Hoca.
Hoca. 1208 yılında Sivrihisar'ın Ford köyünde doğdum. Babam Abdullah Efendi, annem ise Sıdıka Hatun'du. Annem ve babam bir işe gidilmek için ellerinden gelen bütün gayretleri yapıyorlardı. Babam köyümüzün imamıydı. Babam köyümüzün imamı olduğu şekilde ve bütün köyde için istiyordu. Genç yaşta babamı kaybettim. Babamı kaybettikten bir süre imamlık yaptım. 1237 yılında Akşehir'e gittim. Akşehir'de hocalardan ders alıp medreselerde dersler verdim. Bir gün eşeğimi Karakaşan'a arıza bulamadım. Ağrında bulamadığım için hem telaşla onu arar hem de şükrederdim. Köylülerden biri dayanamayıp bana sorar ki, hocam hem eşeğini telaşla arıyorsun hem de şükredersin dedi. Hoca gülümseyerek şöyle cevap verdi. Ya üstüne ben de olsaydım. Teşekkür ediyoruz. 4E sınıfından Erel Yeren'i sahneye davet ediyorum. Nazım Hikmet. Şimdi sıramız şairlerimizde, edebiyat insanlarımızda. Ben Nazım Hikmet. Beni tanımak ister misiniz? 1902 yılında Selanik'te doğdum. Şiire ilgim dedem Mehmet Nazım Paşa sayesinde başladı. Dedem arkadaşlarıyla oturur Mevlana'dan şiirler okurdu. Bu sohbetten çok keyif alırdım. Ayrıca Anadolu masalları ve türkülerini de çok severdim. Paşa dedem şair olmamı isterdi. Annem Celle Hanım ünlü ressamdı. Şiir çalışmalarıma hız verdim. İstanbul'da edebiyat çevreleri şiirlerimi büyük ilgiyle karşıladı. İstanbul işgal edilmişti. Şiirlerimi milli mücadelenin sesi olacaktım. Oradan Anadolu'ya geçtim. Mustafa Kemal'le görüştüm. Bolya öğretmen olarak görevlendirildim. Oradan Moskova'ya geçtim. Yeni insanlar ve kültürleri tanıdım. Daha coşkuyla şiir kitapları yazmaya başladım. Birçok dile çevrildi ve şairciler tarafından söylendi. Teşekkür ediyorum. 4G sınıfından Muhammed Yuşa Görmez'i sahneye davet ediyorum. Çay Sıkı Tarancı. Merhaba arkadaşlar. Ben Cahil Sıkkı Tarancı. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli Türk şiirinin önemli temsilcilerinden biriyim. 1910 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldim. Babam Bekir Sıkkı Bey, annem ise Arife Hanım'dır. Galatasaray Lisesi'ne başladığımda 18 yaşındaydım. Pek çok Fransız şairi şiirini ezbere biliyordum. Hoştik pek çok genç için ben de şiir yazmaya çok hevesliydim. İlk şiirim 1930 yılında Servet Fünun dergisinde yayınlandı. Daha sonra Büyük ve Galatasaray dergileri bazı şiirlerimi yayınladı. İlk şiir kitabım Ömrümde Sükut adıyla 1933 yılında yayınlandı. Öyle mutluydum ki ilk işim kitabımı aileme göndermek oldu. Askerliğimi bitirdikten sonra bir süre babam ile çalıştım. Daha sonra Çalışma Bakanlığı'nda çevirmen olarak göreve başladım. Bu arada bir şiir yarışması açılmıştı. Ben de bu şiir yarışmasına 35 yaş altı şiirimle katıldım ve birinci oldum. Bu sayede büyük ün kazandım. Türkiye'yi en iyi kullanan şair olduğum söylenilir. Şiirlerimde en çok yalnızlık, özlem ve yaşama sevinci gibi konuları ele aldım. Benim için her duygu şiirle ifade edilebilir. Şimdi sizlere 35 yaş altı şiirimi seslendireceğim. Thank you.
Dante gibi ortasındayız ömrüm. Delikanlı çağımızdaki cevher. Yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmine baksan ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Arkadaşlar, değerli müdürlerim, bu benim düşünerek tasarladığım bir şeydi, program, okunacak şiirler. Ben şimdiye kadar dinlediğimiz türkülerde birçok önemli ozanlarımızın, şairlerimizin isimlerini bilmeden dinliyoruz. Ben de burada birazcık Karacaoğlan üzerine çalışmak istedim. Bir parçamız bunun üzerine Karacaoğlan, Musab Demirtaş. Ile 1676 yılları arasında yaşamış bir şairim. Çukurova'da yaşadım. Küçük yaşta annemi kaybettim. Öksüz kaldım. 5 yaşına geldiğimde ise babamı askere aldılar. Babam bir daha geri dönmedi. Köyümüzde Osman Ağa adında birisi beni evlat edindi. Ben büyüyünce istemediğim bir kızla evlendirmek istediler. Ben de o köyden kaçtım. Yaşantım Çukurova, Antep ve Maraş arasında geçti. Beni daha iyi tanımak istiyorsanız şiirlerimi okumalısınız. O şiirlerimde bütün hayatım vardır. Birçok türküde benim şiirim vardır. Mezarımı merak ediyorsunuz. Ben de tam bilmiyorum. Mersin'in Mut ilçesinde olduğu söyleniyor. Şimdi de bir şiirimi dinleyin. Yeşil başlı Güven Ördek şiirini Beyza Batmaz okuyor. Teşekkür ederiz. Yeşil başlı Güven Ördek uçar gider göle karşı, eğilcesi tel tel etmiş açar gider yâre karşı. Telli turnam sükün gelir, inci mercan yükün gelir, elvan elvan kokun gelir. Yâr oturmuş yele karşı, şahinim var, bazlarım var, tel alı dışkın sazlarım var, yâre gizli sözlerim var. Diyemiyorum ele karşı hanı, Karacaoğlan hanı, veren alır tatlı canı. Yakışmazsa öldür beni, yeşil bağla ala karşı. Teşekkür ederim. Yok.
4B sınıfından Enes Başeğmez'i Aşık Veysel'i sunmaya davet ediyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Aşık Veysel. Asıl ismim Veysel Şatıroğlu'dur. 1894 yılında Sivas'ta doğdum. Annem Gülizar Hanım, babam ise Ahmet Bey'dir. 7 yaşında çiçek hastalığına yakalandım. Bir gözümü kaybettim. Bir süre sonra diğer gözümü de kaybettim. Benim tek dostum bana görmediğim yerleri anlatan, görmediğim yerleri gezdiren kardeşim Elif'ti. Babam bana bir bağlama almıştı. Bunu çok sevmiştim. Çalmaya çalışıyordum ama olmuyordu. Köyümüze nice şairler, nice türkü söyleyen insanlar gelmişti. Bunlardan ders aldım. Bu dersleri iyi kullanarak ilk şarkımı yazdım. İlk şarkımı Atatürk'e yazmıştım. Atatürk'ü görmeyi çok istiyordum ama asla olmadı. Ben hiçbir zaman pes etmemiştim. En çok bilinen ve sevilen şarkılarım Kara Toprak'tı ve Uzun İnce Bir Yoldayım'dı. Veysel Soysal'a Neşet Ertaş, Bozkır'ın tenzelesi. Arkadaşlar merhaba, ben ünlü halk uzanı Abdal Geleneği'nin son temsilcisi Bozkır'ın tenzelesi Neşet Ertaş yaşam öykümü yakından tanımak ister misiniz? Gönlüm hep türkü söyleyip saz çalarak insanların gönlüne girip duygularımı ifade etmek istiyorum. Şimdi sizlere Neredesin Sen türkümü seslendireceğim. Neredesin sen?
kimse bilmiyor. Hiçbir tabip yaramak melham olmuyor. Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Oğlum hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Tatlı dilim, güler yüzüm, iyice ilan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Teşekkür. Hadi biraz geniş kalın. Biraz geniş kalın, yerleri geniş olsun çocuklar. Hadi biraz geniş kalın. Thank you.
çık oğlum, çık, çık lan. Muhammed hocamıza ve halk oyunları ekibine teşekkür ediyoruz. Azıcık bir programımız kaldı. 4-5 sınıfından Muhammed Sibel'i sahneye davet ediyorum. Naim Süleymanoğlu. Burada oturmayın, burada oturmayın. Hadi çık, çık, çık. Canım böyle geç, böyle geç. Arkadaşlar ben Naim Süleymanoğlu. Cem Herkül'ü lakabıyla anılırım. 46 dünya rekoru kırdım. Türk ve dünya spor tarihinde adımı altın harflerle yazdırdım. Tüm zamanların en iyi halterci seçildim. 23 Ocak 1967 yılında Bulgaristan Kırcıeli'de doğdum. Babam Süleyman Bey, annem Hatice Hanım'dır. Küçüklüğüm Bulgaristan'ın Mestanlı şehrinde geçti. Küçüklüğümde çok hocam bilirim. Spor yapmayı çok seviyordum. 2 yıl ard arda Bulgaristan şampiyonu oldurdum. 1984, 1985, 1986 yıllarında ard arda yılın halterci seçildim. Arkadaşlar spor yapın, düzenli yiyin, düzenli beslenin. Hiç pes etmeyin, neler kazanacağınızı göreceksiniz. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada gözler şu anda olimpiyatlarda yaşanacak bu insanüstü spor olayına kilitlenmiş vaziyette. Unutulmaz bir anın eşiğindeyiz. Hadi Naim, hadi aslanım, bu anımız seninle. Teşekkür ediyoruz. 4-5 sınıfından Barış Sinan'ı sahneye davet ediyorum. Toz koparan İskender. Merhaba arkadaşlar. Ben İskender. Namı diğer toz koparan İskender. Okçuların piri olarak tanınıyorum. 15. yüzyılda İstanbul'da doğdum. 9 yaşındayken babam beni İstanbul'a getirip Acemi Oğlanlar Kışlası'na yazdırdı. En iyi kemankeşler bile okçuluğa oradan başlarmış. 11 yaşındayken kemankeşler ocağına alındım. En iyi ustalar bile okçulukta taş çıkartmıştım. Bir gün kemankeşler ocağında bir yarışma düzenlendi. Ve bu yarışmaya ben de katıldım. Sıra bana gelmişti. Okuma öyle çok gelmiştim ki bıraktığımda okumun tozu koparak 846 metrelik hedefe saplandı. Ya hak! Teşekkür ediyorum. 4B sınıfından Umut Erte'yi sahneye davet ediyorum. Mehmet Akif Ersoy. Merhabalar arkadaşlar. Ben Mehmet Akif Ersoy. 1873 yılında İstanbul Fatih'te doğdum. Herkesin bildiği gibi İstiklal Marşı'nın yazarıyım. Babam küçük yaşta tahsil için Arnavutluk'tan İstanbul'a zamanının Mehmet Dair Efendi'dir. Annem bu aralı olan Doğan'da yerleşmiş bir aileden Emine Şerife Hanım'dır. Ben ve arkadaşım Abdullah İstiklal Marşı'nı yazmaya karar verdik. Gece yazdıktan sonra herkesin gözünün önünde İstiklal Marşı'nı okuduk. Ve herkes gözyaşları içinde alkışlamaya başladılar. Teşekkür ediyoruz. Sahne programımız sona ermiştir. Sizleri okulumuz öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin gezilmesine davet ediyorum. Teşekkür ederiz. Tarih yazan çocuklar projesi bence çok güzel. Çocukları hem eğlendiriyor hem de çocukların bilgi öğrenmesini ve eski tarihimizin öğrenmesini sağlıyor. Ben Nilberen Dolu 4E sınıfındayım. Bu tarih yazan çocuklarda ben Halime Çavuş'u canlandırıyorum. Gayet eğlenceli ve eski tarihimizdeki insanları öğrenmemizi sağlıyor. Ben Musab Demirtaş. 2. sınıfından Karacaoğlan'ı canlandırıyorum. Bence bu tarih yazan çocuklar projesi çok iyi olmuş. Yapanları gönülden tebrik ediyorum.
Merhaba, ismim Rukiye Demirtaş. Sosyal sorumluluk ekibine, başta Şaban Bey'e bu projeyi hazırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Tarih yazan proje kapsamında gerçekten çok güzel bir etkinlik. Çok izlemekten keyif aldık. Oğlum bu projede yer aldı. Yani öğretmenimize, Özen öğretmenimize bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Okul müdürümüz Fahriye Yılmaz hocama ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten çocuklarımızın her biri önemli şahsiyetleri canlandırdılar. İsmini sayamıyoruz tabii burada. Gerçekten çok keyif aldık. Bu projelerin devamını talep ediyoruz. Çok memnun kaldık. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bu Tarihi Yazan Çocuklar adlı projeyi yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle emeği geçen öğretmenlerimize, müdürümüze. Çocukları az da olsa sanal ortamdan, Örümcek Adam, Pepe gibi sanal ortamlardan az da olsa uzaklaştırdığı için tarihimizi çok önem veriyoruz. Zaten tarihini bilmeyen bir nesil geleceği için hiçbir zaman ışık tutamaz. Bu yüzden tarih çok önemli. Çok eğlenerek izledik. Çocuğumuzun da eskiyi bilmesi bizim için çok önemli. Herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz ve devamını muhakkak istiyoruz. Her sene umarım tekrarlanır böyle projeler. Diyarbakır için ve bütün şehirler için çok önemli. Çok sağ olun. Adım Ebru Gürkan. Bu projede sorumluluk alan öğretmenlerden biriyim. Bu projenin çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü tarihe yolculuk yaptık. Gerçek kahramanlarımızı çocuklarımıza tanıtmaya çalıştık. Bu projede bir pay almak, öğrencilerimizi de bu şekilde bilinçlendirmek gerçekten bizleri çok mutlu etti. Bu projede emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Öncelikle kendimi tanıtayım. Adım Şahin, Şahin Demirbaş. 4-5 sınıf öğretmeniyim. Bu projede yer alan öğretmenlerden biriyim. Burada var olan amaç zaten çocuklarımızı sanal kahramanlardan sıyrılıp kendi öz kahramanlarımızı tanımaları, o tanımalarını istiyordu ve projenin gerçekten amacına ulaştığını düşünüyorum. Daha genişletilebilir, önümüzdeki yıllarda daha genişletilebilir şekilde yapılırsa ve çok kişiye, daha fazla kişiye de ulaşmasını istiyorum. Bence çok güzel bir projeydi. Bu kadar, söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum.